Merhabalar, ben Logo Ürün Destek ve Danışmanlık ekibinden Derya Erdem. Bu videoda SMS uygulaması kapsamında Logo Nessis içerisinden serbest SMS'in nasıl gönderileceğini öğreneceğiz. Firmalar müşterilerine gönderecekleri SMS'ler ile doğum günü, bayram, yılbaşı ve bu gibi kutlamaları yapabilir. Kampanyaları yapacakları toplantı ve seminerler hakkında bilgi verebilirler. Oluşturdukları şablonları kullanarak veya anlık olarak müşterilere, bayi ve iş ortaklarına toplu olarak SMS gönderilmesini sağlayabilirler. Serbest SMS gönderim ekranı, yardımcı programlar, kayıt, Nesiz SMS servis menüsü altında yer alır. Serbest SMS gönderim ekranından metin girişi sonrasında SMS gönderimi yapılabilir. SMS'in gönderileceği cari ve telefonları içeren şablonlar hazırlanabilir ve bu şablon kullanılarak SMS gönderimi yapılabilir. Veya hazırlanan Excel şablonundan telefon verilerinin aktarımı sonrasında gene SMS gönderimi sağlanabilir. İlk olarak bu ekrandan girilen metin sonrasında SMS gönderimi nasıl yapılır ona bakalım. Mesajınızı giriniz yazılı alana mesaj olarak gönderilmek istenen metin girilir. Sonrasında mesajın hemen mi yoksa belirtilen bir tarihte mi yani ileri bir tarihte mi gönderileceği belirlenir. Hemen gönderildiğini düşünelim. Sonrasında e, mesaj gönderilecek olan numara veya numaralar girilir. Grid ekranda e, soldaki boş hücreye çift tıklandığında e, gelen cari listesinden SMS gönderilecek olan e, cari seçilir. Cari seçim sonrasında Cariye ait cari kodu, cari ismi, yetkili kişisi ve telefon bilgileri ekrana getirilir. Burada telefon bilgisi cari irtibat bilgileri ekranından getirilmektedir. Telefon ve cari kodu kolonundaki hücreler içinde tek tek manuel olarak hücre seçimi yapılarak da mesaj gönderilecek kişi veya kişiler oluşturulabilir. Mesaj gönderilecek telefon ve seçimi sonrasında gönder butonuna basılarak SMS gönderimi sağlanmış olur. İkinci olarak şablon hazırlama ve hazır şablon seçilerek SMS gönderimi nasıl yapılır ona bakalım. E, şablon hazırlamak için şablon listesinde yer alması istenen cariler, işte müşteriler, bayiler, tedarikçiler tek tek grid ekrandan seçilir. Listeye gelmesini istediğimiz carileri tek tek seçiyoruz. Liste bittikten sonra yeni şablon butonuna basılır. Oluşturulacak olan şablona bir isim verilir. Ve açıklama girilerek kaydedilir. SMS telefon listesi şablonu kaydedildi şeklinde uyarı mesajı ekrana gelir. Kaydetme sonrasında serbest SMS gönderme ekranında Artık şablonun adı rehberinden kaydedilen şablon seçilir. Ve sonrasında mesajınızı giriniz kısmına girilmesi gereken SMS mesajı yazılır. Ve sonrasında gönder butonuna basılarak SMS gönderimi yapılır. Üçüncü olarak Excel şablonundan telefon verilerinin aktarımı nasıl yapılır ona bakalım. E, serbest SMS gönderme ekranında e, dosyadan al butonuna basılır xls uzantılı hazırlanan excel dosyası seçilir. Ve bu excel dosya formatında sayfa adı fonts şeklinde olmalıdır. Ve işte telefon cari kodu, cari isim, yetkili kolonları ve değerleri excel içerisinde olmalıdır. Dosya seçimi sonrasında excel içerisindeki SMS listesi gride gelir ve sonrasında işte ilgili metin SMS metni yazıldıktan sonra da gönder butonuna basılarak SMS gönderimi yapılmış olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.